Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Durup ben. Bu videomuzda ticari ilişkilerimiz konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, dünya üzerinde ekonomik faaliyetler farklılık gösteriyor. Coğrafi özellikler farklı özellikler ortaya gösteriyor. İnsanların ihtiyaçları çeşitlilik gösteriyor. Ondan sonra insanlar, devletler ihtiyaç fazlası ürünler ortaya koyabiliyor. Tabii bu da devletler arası ekonomik faaliyetlerin gelişmesine ortam hazırlıyor. Beslenme, barınma, korunma gibi temel ihtiyaçlar ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve gelişmesine yol açıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Bende kakao yok, Brezilya'da var. Bende kayısı var, Brezilya'da yok. Dolayısıyla Brezilya ile ülkemiz arasında ekonomik ilişkiler gelişebilir. Bizim neye ihtiyacımız var? Elektronik cihazlara üretiliyor mu? Çok üretilmiyor. O zaman ithal ediyoruz. Yani satın alıyoruz. Bu da ülkeler arası ekonomik ilişkileri geliştiriyor. Ülkeler arasında yapılan ticareti biz dış ticaret diyoruz. Ülke içerisinde yapılıyorsa iç ticaret diyoruz. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal ve hizmet satın almasına ihracat atmak, satmak, dış satım adını veriyoruz. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal ve hizmet satın almasına İthalat, ithal, almak, dış alım adını veriyoruz arkadaşlar. Ülkemiz Türk Cumhuriyetlerinden petrol, doğalgaz, gıda ürünleri, çeşitli yeraltı kaynakları, ham deri, pamuk gibi tarım ürünleri ithal ediyor. Ülkemiz Türk Cumhuriyetlerine makine ve makine cihazları, elektrikli cihazlar, gıda maddeleri, mobilya, dayanık tüketim malları, mineral yakıtlar ve yağlar gibi birçok ürünü ihraç ediyor. Arkadaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ocak 2020 verilerine göre ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Irak, ABD, Irak komşu ülkemizin, demek ki komşu ülkelerimizle de ticaretimiz gelişmiş. TÜİK 2020 Ocak verilerine göre en fazla ithalat, yani ürün satın aldığımız ülkeler Rusya, Çin, Almanya, ABD ve İtalya diyebiliriz arkadaşlar. Bu sıralama aydan aya değişebiliyor ama genelde liste aynı kalıyor. Çin birinci sıraya geliyor. Rusya ikinci sıraya. Biz daha çok doğalgaz alıyoruz Rusya'dan. Onun için kış aylarında liste değişiklik gösterebiliyor. Devam edelim. Biz başka ülkelerden ne satın alıyoruz? Yani ne ithal ediyoruz? Arkadaşlar, otomobil, çeşitli makineler, uçak, petrol ürünleri, plastik ürünleri, eczacılık ürünleri, tıbbi malzemeler, elektrikli cihazlar, kimyasal maddeler ve doğalgaz ithal ediyoruz arkadaşlar. Peki ne ihraç ediyoruz? Hazır giyim eşyaları, otomobil ürünleri, elektronik eşyalar, demir çelik ürünleri, pamuk ipliği, fındık, cam ürünleri, meyve, sebze, daha çok tarım ürünleri ve tekstil ürünleri olmak üzere ihraç ediyoruz, yani satıyoruz. Arkadaşlar, bizim ekonomimizin güçlü olabilmesi için ihraç ettiğimiz ürünlerin ithal ettiğimiz ürünlerden fazla olması lazım. Yani daha fazla ürün satıp daha az ürün satın almamız gerekiyor. Bu şekilde dış ticaret açığı vermemiş oluruz. Devam edelim. Ülkeler karşılıklı yaptıkları ticari anlaşmalarıyla ihtiyaç duydukları ürünleri birbirlerinden alıyorlar ya da birbirlerine satıyorlar. Ekonomisi tarıma dayalı ülkeler genellikle tarımsal ve hayvansal ürünleri ihraç eder. Çeşitli makine ve elektrik ürünleri ithal ederler. Sanayisi gelişmiş ülkeler ise tarımsal ürünleri, çeşitli ham maddeleri alır. Otomobil, elektronik eşya ve çeşitli sanayi ürünleri satarlar arkadaşlar. Tabii daha demin de konunun başında bahsettiğim gibi ülkelerin kaynakları farklılık gösterdiği için ihtiyaçlar da farklılık gösteriyor. Yani bende üretilmeyen başka bir ülkede üretilebiliyor. Bu durumda ticari ilişkilerin gelişmesine imkan sağlıyor. Mesela ülkemizin ekonomisine bakacak olursak, ülkemiz daha çok yani eskiden tarım ürünleri daha çok satıp sanayi ürünleri satın alıyordu. Şimdi günümüzde sanayi ürünleri de satmaya başladık. Yani ekonomimizin güçlendiğini bu göstermekte. Üretim anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla sanayi ürünleri satan ülkelerin ekonomik olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Daha çok tarım ürünleri satan, sanayi ürünleri satın alan bir ülke de muhtemelen geri kalmış bir ülkedir diyebiliriz. Ama mesela ülkemiz ne yapıyor? Fındıktı, kayısıydı, domatesli birçok ürünü satıyor. O önemli değil. Ama daha çok sanayi ürünü mü satıyoruz? Hayır, daha çok tarım ürünü ve tekstil ürünü satıyoruz. Arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu konuda bundan ibaret. Bir sonraki videoda görüşürüz. Altılar, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.